Tüm flüt severler ve izleyicilerim merhaba. Öncelikle bu videoyu bana çokça sormuş olduğunuz bir sorunun cevabını vermek için çekiyorum. Flüde yeni başlayacağım. Hangi flüdü kullanabilirim? Flüdüm var. Değiştirmek istiyorum. Daha güzel bir flüde geçmek istiyorum. Konservatuvara, güzel sanatlara başlayacağım. Hangi flüt benim işimi görür? Hangi flütle devam edebilirim? Yani kısacası yeni başlayan ve orta seviye için hangi flüt önerilir? Fiyat performans açısından iyidir. İşinizi görür, uzun vadede sizin her türlü ihtiyacınızı karşılar. Bunun cevabını vermek için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle bu videoda bana katkısı bulunan ve ön ayak olan yanflüt.com'a çok teşekkür ediyorum. Kendileri Fame marka flütleri geliştirdiklerini ve daha da kapsamlı, kullanılabilir hale getirdiklerini ilettiler ve bununla ilgili Fame AG200 modelini tarafıma gönderdiler. Hem denemem hem test etmem çalmam için. Şimdi sizlerle birlikte Fame AG200 modelini inceleyeceğiz. Öncelikle kutuyu görüyorsunuz. Normal müşterilerine gönderdikleri gibi sarmışlar, kutulamışlar. Bayağı sağlam bir şekilde, neredeyse kusursuz, hatasız bir şekilde elime ulaştı. Merakla bekliyorum işin açığı. Daha denemedim. Sizinle birlikte deneyeceğiz. İçerisini açacağız. Flütümüzün geliştirilmiş olduğu kısımları ben size anlatacağım. Sizinle birlikte bir başlayalım. Bir açalım, bir deneyelim, bir elimize alalım flütü. Bir sesine bakalım, tonuna bakalım. Hadi bu merakımızı beraber giderelim. Bir kutu açalım videosu gibi olacak sizlerle birlikte. Yurt içi kargo ile bana bu şekilde gönderdiler. Üzerinde kırılır ibaresi de mevcut. Evet. Güzel bir ASMR videosu gibi başlayalım. Ürünümüzün kargo notu. Bunu kenara koyuyoruz. Evet. Yani ürün kutu içerisinde bu şekilde geliyor. Şöyle bıçağımızı da iş güvenliği açısından kapatalım. Öncelikle şöyle bir broşür çıktı içerisinde. Flüdü tanıtan bir broşür. Ve tamamen matruşka gibi içerisinden başka bir kutu daha çıkıyor. Evet. Flüdümüz gayet sağlam. Kutumuzu kenara ayıralım. Evet, bunun içerisinde de çantası var. Bu kutumuzu da kenara ayırıyoruz. Bu etiket flütünüzün kargoya verilmeden önce bir uzman tarafından dikkatle kontrol edildiğini, hem performans hem de estetik bakımından kusursuz olarak görüldüğünü kanıtlar diyor. Burada şöyle güzel bir etiketimiz de var. Ama etiketimizi tabii ki şöyle çıkaralım. Evet, çok güzel bir softbox içerisinde büyük ihtimal hard kutusu da var. Sert kutu da mevcut. Evet. Peluş. Şöyle askısına da bakalım. Evet, askısı da burada. Tabii ki taşımak önemli. Bir yerden bir yere gideceğimiz zaman. Şöyle güzel, şık bir taşıma çantası var. Gayet başarılı. Evet, flütümüzün içerisini açalım. Dediğim gibi tam bir matruşka. Şöyle güzel ağaç bir temizleme çubuğumuz mevcut. Flütümüz peluş bir çantanın içerisinde, deri kaplama bir hard case'in içerisinde. Güzel temizleme bezlerimiz var. Fame marka. Bu da normal. Bunlar zaten her çalımdan sonra kullanmanız gereken alet edevat. Çantamızı bir kenara iliştiriyorum. Bu arada içini görmeyenlere şu şekilde yine tekrardan bir gösterelim. Şu şekil gayet yumuşak ve kalın. Peluş çanta içerisinde geldi. Yani bu kutuyu fırlatsanız da ben çok bir şey olacağını düşünmüyorum zaten. Ama fırlatmayın tabii, öyle bir şey yapmayın ama kargo şartlarında taşıma durumları olabiliyor. Evet, şimdi geldik en heyecanlı yere, flütümüzü incelemeye. Şöyle açalım. Evet. Parıl parıl poşetlenmiş. Zaten çok iyi bir ürünle karşı karşıya gibiyiz. Yani hard case kalitesi de gayet başarılı. Flütümüz de zaten test edilmişti. Şimdi biz test edeceğiz. Ben size flütün özelliklerinden de bahsedeyim. Saf gümüş ambişür bulunuyor. Bu yoktu. Fame AG200 modeli ve üstüne gümüş ambişür üretilmeye başlanıldı. Ambişür nedir? Öncelikle onu söyleyeyim. Bu ağzımızı dayadığımız kısım
Ambüşür. Bunu saf gümüşten üretmişler. Bunun gümüş olması bize ne avantaj sağlıyor? Öncelikle daha hacimli ve sıcak tonlar almamızı sağlıyor. Geri kalan bölümü de gümüş kaplama. Fame de yeni geliştirdikleri bu flütte Fransız stil tuş kullanmayı tercih etmişler. Daha ergonomik yapıya sahip, daha şık bir tasarıma sahip ve üst düzey flütlerde genellikle karşımıza çıkıyor. Şu kuyruk kısmını da açalım. Flütümüz gayet şık ve ergonomik bir tasarıma sahip. Öncelikle birleştirme işlemini yapalım. Dediğim gibi Fransız stili tuşlar. Mi mekanik mevcut. Mi mekanik ne işe yarar? Üçüncü oktav mi sesini daha rahat çıkarmanızı sağlar. Onun harici offset G yani sol tuşu daha eğik duruyor. Yüzük parmağımız orta parmağımızdan daha kısa olduğu için kullanım rahatlığı sağlıyor. Tutuşumuza bakalım. Tutuşumuz çok rahat. Çok başarılı. Yani ilk deneyimi çok beğendim ben flütü. Dediğim gibi gümüş ambişür kullanılmıştı. Bu da daha yüksek ve daha parlak bir ses anlamına geliyor. Bakalım mı? Bakın kalın do sesi ne kadar rahat çıkıyor. Yani özellikle üst seslerde çok rahat ses çıkıyor. Bu da tabii gümüş ambişürün etkisi. Şahsen ben videolarımda bu flütü kullanacağım. Bilginiz olsun. Sizler de alıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Geliştirilen özelliklerden bahsettik. Bununla ilgili aklınıza takılan bir soru olursa linkleri aşağı bırakacağım. Linkten direkt yanflüt.com ile iletişime geçebilirsiniz. Onlar da zaten yardımcı olacaklardır. Almak için linkleri de aşağı bırakıyorum. Yanflüt.com üzerinden direkt temin edebilirsiniz.